Avrupa ülkeleri aşı pasaportuna geçme hazırlıkları yaparken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Derneği de aşısızları çalıştırmayın çağrısında bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Yeniden kapanmak istemeyen esnaf da benzer adımlar atıyor. Mesela İstanbul'da 6 ilçede fırınlar aşısızlara ekmek satmama kararı aldı. Memur ve çalışanlardan aşı olmayanlara her hafta PCR testi şartı getirilmesi gündemde. Bir yandan da aşı konusunda kararsızlık yaşayanları ikna çabaları sürüyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Koca'da bir video paylaştı. Biz ne desek boş, en iyisi aşı olmayıp COVID olan bir hastanın çağrısına kulak vermek. Durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Covid aşısı olmadım o kadar uyarara rağmen. Keşke olsaydım. Nurettin Karabük 48 yaşında. Aşı olmadı, Covid oldu. Yoğun bakımdaki 5. gününde verdi bu mesajı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan paylaştı. Ben uysaydım belki bugün bu hastanede olmayacaktım. Daha bir yerde, daha sağlıklı evimde oturacaktım. Vaka sayıları günden güne artarken Sağlık Bakanlığı da aşılama hızı yükselsin diye seferberlik ilan etti. O seferberliğe esnaf da katıldı. İstanbul'da 6 ilçede aşı olmayana ekmek yok. Aşınızı yaptırdınız mı? Hayır, yaptırmadım. Biz de fırıncı olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Aşı olmayana ekmek satışı yapmayı düşünmüyoruz. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu da iş yerlerine aşısız eleman çalıştırılmaması için genelge gönderdi. Ankara esnafı da aşı konusunda özellikle hassasiyet gösteriyor. İş yeri sahipleri önce kendi aşılarını oldular, ardından çalışanlarını teşvik ettiler ve iş yerlerinin girişine bu şekilde uyarı yazıları astılar. Aşı olmayanlar bu mağazaya giremez. Girenin çıkanı da hani kontrol etmemi istiyor. Benim de olmamı artı ailemin de olmasını. Aşı olanlar mutlu çünkü onlar eskisi gibi sosyalleşip hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler. Ama ara formül kapsamında aşı olmayanları bazı ek tedbirler bekliyor. Aşının yapılmasını teşvik amacıyla böyle bir PCR bakılması zorunlu gündemde. AVM, sinema, restoran gibi kalabalık alanlara girecek aşısızlar için 48 saat önceden yapılmış PCR testi şartı getirilmesi tartışılıyor. Yurt dışında birçok ülkede aşı olmayan kamu çalışanlarına her hafta PCR testi yapılıyor. Aşıda pozitif ayrımcılık için bilim kurulu da tüm seçenekleri inceliyor. Trafikte de bazı önlemler almak gerekiyor. Hani olumsuz şeyleri önlemek için. Bunun gibi işte Covid'de de alabileceğimiz en etkili önlem aşı yaptırmak. Aşı yaptırmak istemeyen evinden çıkmasın. Yapacağımız ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz.